Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, akıl almaz ifadeler geldi. Türkiye, Putin Türkiye'yi vururdu dedi. Putin Batı'yı nükleer silahla tehdit etti. Kılıçdaroğlu'na, Akşener'e kalsa o tehdidi biz de ensemizde hissediyor olabilirdik dedi. Önce iki yakın kurmayı dikkatleri üzerlerine toplayacak açıklamalar yaptı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, bir veya iki ay içinde dünya, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş büyüklükte bir çatışmaya girebilir dedi. Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko, durum çok ciddi, tehlikeli bile diyebilirim deyip orduya savaş durumuna geçme talimatı verdi. Dün sabah saatlerinde ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sahne aldı, Rus halkına seslenip kısmi askeri seferberlik kararını ilan ettikten sonra Batı'yı nükleer savaşla tehdit etti. Rusya'nın Batı'dan daha modern nükleer silahları var, toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse tüm silahları kullanacağız dedi. Putin nükleer silah tehdidini ilk defa dillendiriyor değil tabii. Ancak 7 aydır bir türlü hedeflerine ulaşamadığı Ukrayna işgalinde bu kadar sıkıştıktan sonra nükleer kartına yönelmesi üzerine normal zamanlardan farklı olarak ayrıca ve daha fazla durmak gerekir. 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgali için 21 Eylül yani dün itibariyle 3. faza geçildiğini söylemek hiç de yanlış olmayacaktır. 7 ay önce özgüvenin zirvelerinde dolaşan Putin, Hitler'in 2. Dünya Savaşı'ndaki Yıldırım Harekatı'ndan ilhamla Ukrayna'nın nefesini bir hafta içinde kesip ülkeyi teslim alabileceğini düşünmüştü. Ama olmadı. Ağır kayıplar verdikten sonra başkent Kiev ve ülkenin kuzeyinden askerlerini çekmek zorunda kaldı. Devamında ülkenin doğusunda yer alan Rus nüfusun yoğunlukla olduğu Donbas bölgesine yöneldi. Ancak eğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Rusya ile diplomatik ilişkilerine devam etmeseydi ve Allah korusun onun yerinde Kılıçdaroğlu veya Akşener olsaydı Rusya Türkiye'yi de vurabilirdi dedi.